Vali bir hanımefendinin evet, o hani eski eleştirilen valileri aratmayacak şekilde, yani o son derece şık kıyafetiyle nasıl adeta bir azarlamaya hani toplumu adeta gütme hevesini böyle nasıl dışarıya vurduğunu falan seyrettim. Üzüldüm. Yani şunun için üzüldüm. Sizin söylediğinizi ben her zaman söylerim. 28 Şubat meselesinde de o yüzden 28 Şubat devam ediyor ve ağırlaşarak devam ediyor diyorum. Yani uzun zamandır bu tez, bu yani bu bunu öner şey yapıyorum, iddia ediyorum. Evet, burada özne ile nesne, hani faille mef'ul eski şeyle tabirle yer değiştirdi ama ilişki biçimi değişmedi. Yani eşit ilişki biçimine bir türlü geçemedik. Bu baştan beri, yani 90'lı yıllarda da benim itirazım bunaydı. Şimdi 2000'li yıllarda da ya da işte 2010'dan sonrasına en azından itirazım tabii ki bu noktada. Bunun çözümü bu ülkede özellikle bakınız, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı tabii buna dahil, seçimler meselesi, bunları oturup tekrar konuşmak ve yerli yerine oturtmak durumundayız. Bu devlet, bu millet, bu ülke Cumhurbaşkanı'ndan ibaret değildir. Cumhurbaşkanı sadece ve sadece temsil eder ve anayasanın ona verdiği yetkileri kullanır. Ama bugünkü sistemde zaten son referandumda kıl payı geçen aşağı yukarı bu ağırlaştırılmış, fazla yüklenmiş yetkiler Türkiye'nin problemidir. Bu Türkiye'nin başına daha da büyük sıkıntılar getirebilecektir. O yüzden kökten ele almamız gerekiyor ama bugünlerde hani daha çok bu koronavirüse muhatap olduğumuz için, tabii siz de haklısınız, bunlar da hep iç içe meseleler. Bakın, bir pandemi yaşıyoruz ama iktidara bakıyorum, buradan bunu nasıl fırsata çeviririz şeyiyle bakıyorlar. Yani gözlerindeki ışıltılardan, yanlış ışıltılardan bunu şey yapabiliyorum, anlayabiliyorum.